Anadolu Jet iftar programını sunar. Sevgili seyircilerimiz, merhaba. İftar zamanı başladı. Aşr-ı Şerifimizi dinleyelim. Akabinde sohbetimize başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aşk-ı Şerifimizden sonra hemen sohbetimize başlıyoruz efendim. Konuğumuz Osman Bodur hocamız. Kendisiyle aile hakkında konuşacağız. İslam'da aile, İslam'ın aileye bakışı. Bunları bizim için açıklamasını istirham edeceğiz. Sayın hocam, İslam aileye çok önem veriyor. Aile yaşantısına, ailenin korunmasına, ailede alınacak terbiyeye çok önem veriyor. Bu anlamda toplumunda yapı taşı olarak aileyi kabul ediyoruz. Girizgah sadedinde neler söylersiniz? İslam ve aile ya da İslami aile. Esasında buyurduğunuz gibi toplumun en küçük yapı taşı aile. Evet. Ve hepimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ilk hayata adımını attığı ilk öğretmenleri de esasında annesi ve babası oluyor. Evet. Böyle olunca tabii İslam toplumu yetiştirmeye öncelikle aile hayatından başlıyor. Bunun için de evlilik müessesesi efendim ortaya konmuş. Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimizin sarih beyanlarıyla insanların gayrimeşru ilişkiden uzak durup helalinden efendim evlilik müessesesi kurmaları onlara tavsiye edilmiş. Ve dolayısıyla sağlam temellere dayanan bir evlilik, İslami esaslara dayanan bir evlilik üzerine kurulan aileye de bir takım vazifeler tahmil edilmiş. Bu anlamda İslami ailenin kurulmasına önem verdiği kadar o ailenin devamlılık arz etmesi, o aileden topluma yön veren nadide güzel çiçeklerin yetiştirilmesine de önem vermiştir. O anlamda aile İslam'ın ilk anlamda muhatabı oluyor, temelde muhatabı oluyor ve o ailenin tabii anne ve baba rolündeki kimseler Kur'an'ın ve sünnetin ruhunu evlatlarına içirmeye, onlara İslami bir manevi hayatı vermeye kendilerini sorumlu tutmaları gerekiyor. Evet. Bu anlamda Müslümanın evliliği sadece şehvi hazları için bir araç görmemesi gerekiyor. Evlilik çok daha ulvi gayelerle, belki cennete taşlandıracak bir gayeyle kurulması gereken çok önemli bir akittir. O açıdan nikah kıyılırken de zaten örfte bilinen dualarda bu hususa temas edilir. Yani evliliğin Allah katındaki değerli olması için dualara bunlar ilave edilir. Yalnız özetle şu önemli. Yani bizler aileyi biraz yani aile, anne baba rolündeki insanlar ailedeki şefkatlerini genelde dünyaya hasrediyorlar. Aslında anne baba rolündeki insanların evlatlarına duymuş oldukları şefkatler İslam'ın çerçevesinden bakıldığı zaman sadece dünyaya hasredilmemesi gerekiyor. Şefkatin bir de ahirete bakan yönü var. Hı hı. O açıdan her anne baba Ramazan ayını da bir vesile bilerek evlatlarına sağlam bir dini altyapı vermek suretiyle onları geleceğe hazırlamakla mükellefler. Yani Cenab-ı Hak bize yarın dünyada hangi işi oğluna bıraktın diye sormayacak. Öncelikle ahiret adına ne bıraktın? Nasıl bir terbiye verdin diye soracak. O açıdan temelde aile toplumları inşa eden, ihya eden en hayati rolü oynuyor. O açıdan çok önem arz ediyor.
Evet, hakikaten öyle. Dinimizin de İslam'a neden bu kadar fazla önem verdiğini biraz üzerine düşününce anlayabiliyoruz aslında. Şimdi peki çocuğa bu terbiyeyi vermek bu kadar önemli. Ailede edinilen bilgiler çocuğun ondan sonraki hayatını yönlendirici oluyor. Çok mühim, o bilgileri hiç unutmuyor. Aileden aldığı terbiye çocuk için yönlendirici oluyor. Peki bu terbiyeyi verme sadedinde uygulanabilecek belli metotlar, belli bir disiplin var mıdır hocam? Yani aile bireylerinin birbirine belli zamanlarda, belli zamanları hasrederek, yani bir araya gelmeleri, birbiriyle konuşmaları, söyleşmeleri, ya buna benzer şeyler aile içinde uygulanabilir mi, uygulanmalı evet, mıdır? Tabii ki. Yani şu aklıma geldi siz şimdi bu ifade edince bu hususu. Eskiden evlerde sobalar olurdu ve o soba evin salonunda tabii yanardı. Hani her odaya evet. soba konulmazdı. Annelerimiz, babalarımız, evdeki bütün büyükler, çoluk çocuk o sobanın etrafına üşüşür. Orada büyüklerimizin belki anlattığı fıkraları dinlerdik. Ama bugün tabii ısınma biraz daha farklı boyutlara ulaştığı için evde anne baba bir tarafta, çocuk bir tarafta, öbürü bir tarafta, bir de buna teknoloji eklediğiniz zaman tabii bunun önünü almak ciddi anlamda zor. Ama biz Efendimizin uygulamalarından hareketle mutlu bir İslami ailenin bazı önemli noktalarına şu şekilde izah edebiliriz. Hani belki bunun maddelemek bunlar çoktur. Yani bu konuda söylenecek çok şey vardır ama temel üç hususu müsaadeniz olursa ben sizinle paylaşmak istiyorum. Hocam o üç hususu bize saymadan önce yani müsaade ederseniz bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra sizden istirham edelim o hususlar nelerdir. Evet efendim. Şehri rahmet merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba merhaba Ey şehri nüzuli sure Ey şehri nüzuli sure Bâis olduk çok sürure Bâis olduk çok sürure Fark eyledin bizi nura Fark eyledin bizi nura Şehri Ramazan merhaba 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 11 aylık yoldan gelir 11 aylık yoldan gelir Bir ay bize mihman olur Bir ay bize mihman olur Yarın bize şefi olur Yarın bize şefi olur Şehri Ramazan merhaba 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 Şehri Ramazan merhaba
temcidi güzel, tesbihi temcidi güzel, tahlil ve kandili güzel, tahlil ve kandili güzel, kadri güzel idi güzel, kadri güzel idi güzel, şehri Ramazan merhaba, 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 aşıkları mesrur eder, aşıkları mesrur eder, canı dili mamur eder, canı dili mamur eder, bu nuriyi pür nur eder, bu nuriyi pür nur eder, şehri Ramazan merhaba, 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 şehri Ramazan merhaba. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bir oruçluyu iftar ettirirse, ona onun yani oruçlunun sevabının aynısı yazılır. Bununla beraber bu, o oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltmez. Bu güzel ilahinin arkasından Osman hocamız bize bir mutlu aile tablosu çiziyor. Ama bu mutlu aile tablosu İslam'ın çizdiği çerçeve, koyduğu kurallar dahilinde oluşan bir tablo. Bunun nasıl olacağını 3 maddeyle bize anlatacaktı. Evet. Onları merakla bekliyoruz doğrusu. Buyurun hocam. İlk madde İlker Bey, tabii Efendimizin uygulamaları bu konuda çok esas. Eşlerin birbirine karşı sevgi ve saygı göstermeleri. Mesela bununla alakalı şöyle bir rivayet nakledilir. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir keresinde evliliğin ilk zamanlarında soruyor. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun? Efendimiz de seni çok seviyorum ya Ayşe diyor. Hazreti Ayşe bir daha soruyor. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun? Efendimiz seni çok seviyorum ya Ayşe diyor. Hazreti Ayşe ikna olmuyor. Bir daha soruyor. Ya Resulallah, beni ne kadar seviyorsun? Efendimizin verdiği şu cevap çok manidardır. Ey Ayşe, seni kördüğüm gibi seviyorum. Şimdi bakınız, harika. Peygamber Efendimiz eşine göstermiş olduğu bu sevgi, efendim bu saygı, Müslümanlar tarafından takınılması gereken bir tavır. Ne demek bu? Yani aslında orada bir baba eşine bu ifadeleri kullanarak, onun gönlünü hoş tutarak çocuğuna da ciddi anlamda ders veriyor. Zaten yani bu eğitimcilerin de söylediği en önemli şeylerden bir tanesi, anne baba arasındaki diyaloğun saygı ve sevgi çerçevesinde olması, birbirlerini ezmemeleri, birbirlerine kin ve hasetle bakmamaları, birbirlerini sürekli yerli yersiz tenkit etmemeleri çocuğun güçlü bir psikolojiye sahip olmasını da efendim temin ediyor. Bunu bugün psikologlar söylüyor ama aslında bunu Peygamber Efendimiz yani bu ifadelerinde de bize göstermiş oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Belki evliliklerinin üzerinden seneler geçmiş. Hazreti Ayşe Efendimiz'e yine soruyor. Ya Resulallah, kördüğüm nasıl diyor. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ilk günkü gibi ya Ayşe diyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani aile içerisinde sağlam bir temellerin kurulmasını istiyorsak öncelikle eşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgiden asla kusur etmemeleri gerekiyor. Bu konuda çok ciddi gayret göstermeleri gerekiyor. Birbirlerinin hakkına, hukukuna tecavüz etmemeleri gerekiyor. Yani tatlı dil her zaman insanları etkiler. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşine olan belki bir sevgisini, saygısını göstermesi açısından şunu da ifade edebiliriz. Belki doğrudan aileyle alakalı değil ama
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş eşi Hazreti Hatice'nin vefatından yıllar sonra onun akrabalarına, eşlerine, dostlarına hediyeler gönderiyor. Eşine göstermiş olduğu bir vefanın gereği vefat etmiş, yıllar geçmiş ama onları bayramlarda efendim değişik zaman dilimlerinde unutmayıp onlara bir ilgi alaka gösteriyor. Bu ne demek? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, efendim dünyadan ayrılmış bir eşine bile bu derece vefa gösteriyorsa, bu derece değer veriyorsa, onun yakınlarına bile bu derece saygı gösteriyorsa, bir insanın, Müslüman bir erkeğin eşine ne kadar değer vermesi gerektiğini herhalde izah etmeye gerek kalmıyor. Değer vermesi ve değer verdiğini de göstermesi. Evet. Sözle de ifade etmesi gerekiyor. Çünkü Efendimiz malumunuz, sizin biriniz bir kardeşini seviyorsa sevdiğini ona ifade etsin buyuruyor başka bir rivayette. Yine çok ilgi çekici başka bir şey daha vardır. Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe'ye başka bir hitabında da mesela ona göz bebeğim dediği nakledilir. Evet. Efendim, evet, yani gerçekten Efendimizin, hani biz belki toplum olarak Efendimizin bu yönlerini birazcık az biliyoruz. Yani ben de bu tür şeyler okuduğumda nasıl bir gelecek bizi bekliyor, insan bunu okuyabiliyor. Aslında Peygamber Efendimiz hani son dönemde çok önemli bir Allah dostunun da ifade ettiği gibi, yani onun yaşadığı 23 yıllık hayat esasında ahir zamana kadar, yani kıyametin kopmasına kadar meydana gelecek bütün olayların çözümü o 23 senede var. Efendimiz bize işte bu 23 senelik hayatında evlilik hayatına dair bile çok önemli noktaları bize efendim talim buyurmuş. Her Cenab-ı Hak olduğu istifade gibi, etmeyi nasip evet, etsin. Evlilik konusunda da, aile kurmak konusunda da en güzel örnekler onda. Şimdi daha çok eşlerle olan münasebetler var söylediklerinizin içinde. Biraz da çocuklarla olan münasebetler, çocuğun terbiye edilmesi, yetiştirilmesiyle alakalı olan fasla da geçelim istiyorum ben ama bir ilahimiz var ondan sonra hocam. Olur zevk o safası
mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk-u safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Şefiallah, ya Nebiallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. 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 Öyleyse artık şu gerçeği bilin ki Allah yüceler yücesidir. Gerçek hükümran O'dur. Ondan başka tanrı yoktur. Pek değerli arşın Rabbidir. İlahimizi dinledikten sonra Sayın Osman Bodur Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Ne kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz hocam. Yani böyle insan ister istemez kendisini de sigaya çekiyor. Eşiyle olan münasebetlerini gözden geçiriyor. Hakikaten ne kadar eksiyiz, ne kadar kusurluyuz. Önümüzde bu kadar güzel bir rehber, bir örnek varken. Muhakkak ki eşine gösterdiği bu ihtimamı, bu sevgiyi, saygıyı evlatlarına da, torunlarına da gösteriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda da bizim için örnekler var, çıkarmamız gereken dersler var. Buradan hareketle bir Müslümanın evladına karşı yaklaşımı, onunla konuşması, onunla hayatı paylaşması, ona hayatı öğretmesi İslami çerçevede nasıl olmalıdır? Öncelikle tabii bu hani aslında eşlerin bir hani baba ve annenin birbiriyle olan bu güzel diyalogları test edildiğinde zaten bu birinci adım aşılmış oluyor. Çünkü çocuk evde bir otoritenin olduğunu ve bu otorite arasında da bir kavganın, kargaşanın olmadığını, onların kendi hayatlarındaki çizgileri de net bir şekilde görmüş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malumunuz hani çocuklara olan sevgisi, onlara evet. olan merhameti çok bilinen hususlar. Mesela namaz kılarken torunlarından Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sırtına bindiğinde onları böyle hiç gücenmeden alıp bir kenara koyup namaza devam etmesi, onlara şefkatle yaklaşması bizim için tabii çok önemli. Yalnız tabii Efendimizin döneminden bu zamana kadar şartlar ciddi anlamda değişti. Yani bugün çocuklarımıza sahip çıkmak çok daha zorluk arz ediyor. Mesela internet ortamı, televizyon, değişik arkadaş çevresi falan bugün evlatlarımızı muhafaza etmek çok zor. Onun için belki 4 maddede bunları özetleyebiliriz. Yani bugün çocuklarımızı efendim dış dünyadan korumak için ne yapmamız lazım? İlk husus şu, evlatlarımıza bir şey tarif ederken öncelikle kendimiz onu yapmamız gerekiyor. Mesela bugün namaz kılabilen her erkek, her babamız
Yani bir İhlas suresi okuyabiliyorsa, efendim bir Kevser suresi okuyabiliyorsa, kendi başına namaz kılabiliyorsa esasında bu evde bir imam olarak namaz kıldırabilir. Mesela evet. Bugün evde annemiz namaz kılıyor. Zaten kılması gerekir. Babamız namaz kılıyorsa çocuklarımızın görebileceği ortamlarda namazları cemaatle kılmamız gerekiyor. Yani hani tabii ki cemaatle camiye gitmek çok önemlidir. Bunların ayrı bir yeri var. Ama ev ortamında da yer yer camiye gidemediğimiz zamanlarda tek başımıza kılmak yerine namazlarımızı cemaatle kılmamız çocukların psikolojisi açısından çok önem arz ediyor. Hatta burada şunu da net bir şekilde vurgulamak gerekir. Hani annelerin özel halleri olur. Çocuk şayet babasını sık evde göremiyorsa, annesi bir hafta boyunca özel hallerinde namaz kılamadığında çocuğun psikolojisi alt üst olabilir. Yani onun zihninde namaz ibadeti bazen yapılabilen, bazen yapılamayan bir şeye efendim bürünebilir. O açıdan annelere düşen vazife bu durumlarda, bu hallerde seccadelerini günde 5 vakit çocuğun görebileceği bir yere sermek. Namaz kılamıyorlar. Evet, izin yok. Hı-hı. Ama en azından ellerini açıp dua etmeleri. Yani çocuğun annesinin Allah'la münasebetini her daim canlı görebilmesi gerekiyor. Çok, özel halleri olanlar için de böyle bir şey gerekiyor. Dolayısıyla ilk madde... Çocuğun anne babasını ibadet ederken görmesi gerekiyor ve o ibadeti anne babasıyla paylaşması da gerekiyor. Evet. Yani birinci husus bu. Yani cemaatle namaz bu. Evet. Diğer husus, müminin hayatında dua çok önemlidir. Ve gerçekten yani kibar eski yani alimlerimizin de hani duaya ne derece önem verdiklerini yakinen hani biliyoruz, okuyoruz. Evet. Çocuklarımız o körpe dimağların duaları, tabii ki anne baba için de bir inşirah vesilesidir ama bunu tesis etmek için anne babaya düşen vazifeler de var. Yani bir 3-4 saatimizi televizyonun karşısında geçirmek yerine, oğlum bugün bizim evimizde bir 10 dakika dua saatimiz var. Kandillerde nasıl yapıyorsak, efendim belki kandillerde uzatarak biz bunu yapıyoruz. Bayramlarda bunu daha farklı yapıyoruz ama normal her gün bir 5 dakika, bir 10 dakika çocuk belki bunu anlayabilecek kıvama geldiyse tabii ki daha iyi olur. Ama anlamasa bile, yani 2 yaşında, 1 yaşında, 3 yaşında olsa bile o zikirlerin sesli okunması, ailecek evde bir dua saatinin olması, işte gelecek nesil dediğimiz şey, yani geleceğin inşasında çok önemli bir rol oynuyor. Yani çocuk, bu evde 10 dakika bir dua saatimiz var, Allah'la buluşma anımız var ve bunu yapmanın yolu da çocuğa bir baskı yapmadan, bir zorlama yapmadan anne baba rol model olarak bunu çocuğunun karşısında yapması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani evet. Özellikle bu devirde bunu yapmak ciddi anlamda mükafat da alırız. Yani evet. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini kazanma açısından. İlk iki maddeyi böyle şerh etmiş olduk hocam. Üç ve dördüncü maddelerden önce bir ilahi dinleyelim, sonra onlara geçelim. Gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Sen yoktur Zülcelal, ne durursun kıl hazırla, ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, ol dem yürüdü yayan, ol dem yürüdü yayan. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
yıllık yola bir anda vara gelen, nice bin yıllık yola bir anda vara gelen. Yunus eydir kim ola, ol Muhammed'dir mutlak, ol Muhammed'dir mutlak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.